Değerli dostlar, Hazreti Allah Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler, kendinizi tam olarak Allah'a ve onun dinine teslim edin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Şimdi takva Hazreti Ömer, ashabtan Ubeyd bin Kâb'a şöyle dedi. Dikenli yolda hiç yürüdün mü? Yürüdüm. Peki ne yaptın dikenli yolda yürüyünce? Paçalarımı sıvayıp dikenlere basmamaya çalıştım. Hazreti Ömer, işte takva budur dediler. Muttakilerin özellikleri şunlardır. Kur'an-ı Kerim'i kendisine rehber eder. Kur'an-ı Kerim'in yolundan gider. Bela ve musibetlere karşı sabırlı olur. Allah'ın verdiği nimetlere şükreder. Ve Allah'ın ona takdir ettiği rızka razı olur. Peki nasıl muttaki olunur? Müslüman hayatını muttaki devam ettirebilmek için veyahut da istiyorsa hırs çukuruna, şehvet bataklığına, haram uçurumuna düşmekten sakınması lazım. İmanını, ibadetini ve ahlakını son nefese kadar muhafaza etmesi lazım. Takva kelimesini en güzel mana veren Hazreti Ali radıyallahu anh'tır. Şöyle diyor, takva Allah'tan korkmak, Kur'an ile amel etmek, aza razı olmak ve ahirete hazırlanmaktır. Kur'an-ı Kerim'de muttakilerin özellikleri bir imanlı olur. Muttaki insan, muttaki insanın en temel özelliği imanlı olmaktır. İman, takvanın esası, takva ise imanın binasıdır. İki infak, mümin malını Allah yolunda karşılık beklemeden harcamasıdır. Muttaki insan bencil, pinti olamaz. Allah'ın kendisine verdiği nimetlerden muhtaçlara verir. Namazını kılar. Muttaki insan 5 vakit namazını ifa eder. Muttaki insan zekatını öder. Malın ve mülkün esas sahibi Allah'tır. Allah bazı kullarına servet ihsan ederken fakirlere zekat ismi altında bir miktar verilmesini ise şart koşmuştur. Muttaki bu görevlerini eksiksiz yerine getirendir. Ahde vefa. Muttaki insan hem Allah'a hem de insanlara verdiği sözlere sadakat eder. Sabırlı olur, muttaki haramlara, musibetlere, ibadetlerin meşakkatlerine karşı sabırlı olur. Yüce Allah'ın her zorluktan sonra bir kolaylık vereceğini kesinlikle bilir. Tabi Elif Lam Mim Zalikel Kitabu La Raybe Fihi Hudel Muttakin, Bakara suresinin ilk 5 ayetinde bizlere muttakilerin özellikleri anlatılmaktadır. Biz kendisine bu kendisinden şüphe olmayan bir kitaptır diyor Cenab-ı Hak. Muttakilere yol göstericidir. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Onlar ki gaybe inanırlar. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ Namazlarını kılarlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kendisine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcarlar. Bu ayetlerde muttakilerin 5 temel özelliğinden bahsedilmektedir. Bunlar gaybe iman etmek, namaz kılmak, İnfak yani Allah yolunda harcamak, Kur'an'a tabi olmak ve ahirete iman etmektir. Bütün peygamberler ümmetlerini takvaya davet etmişlerdir. Takvalı insan kendisine ve çevresine asla bir zarar vermez. Takvalı insan asla harama el uzatmaz. Takvalı insan hayırlı ve salih ameller yapar. İnne ekremekum indallahi etkakum diyor Cenab-ı Hak Hucurat suresinde Allah katında en değerli olanınız ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Uiddetil muttakin diyor Cenab-ı Hak. Allah-u Teala cenneti muttakiler için hazırlamıştır. Abdullah bin Amr radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah en eftal amel hangisidir diye sual eder. Allah Resulü dili doğru sözlü olan ve mahmulul kalp sahibi olandır. Mahmulul kalp nedir ya Resulallah? Allah'tan korkan, kalbi temiz olan kimsedir. Peki efendim kalp temizliği ne demek? İçinde günah olmayan, zulüm, haset, kin, nefret olmayan kalptir buyurdular. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki çarşıda, ey insanlar dedi, Resulullah'ın mirasını camide paylaşıyorlar. Camiye koşun. Şimdi oradakiler camiye koştular. Zannediyorlar ki para dağıtacaklar, mal dağıtacaklar. Bir şey göremediler. Bir baktılar camide bir şey yok. Kimisi Allah'ı zikrediyor, kimisi namaz kılıyor, kimisi dua ediyor. Ondan sonra hani nerede dedi Allah Peygamber Efendimiz malı? İşte nerede taksim, para yok, mal yok. İşte Peygamber Efendimizin mirası budur.
namazdır, ibadettir, ondan sonra duadır. Bunları kendinize örnek alın, bununla amel etmeye çalışın. Peygamber Efendimizin mirası budur. Peygamberler asla mal bırakmamışlar atalarında. Sadece güzel şeyler bırakmışlar. Yüce Mevlam bizleri Peygamber Efendimizin yolundan giden kullarından.